Dolar haftanın son işlem gününe hareketli başladı. Günün erken saatlerinde tüm zamların en yüksek seviyesine ulaşarak 9.99 TL'yi buldu. Dolar 9.99 TL'yi buldu. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum? Hayırlı olsun bize. Çayların etiketleri biraz yükselecek sadece. Çünkü çaylar dışarıdan geliyor. Hepsi dolar bazlı geldiği için mecburen fiyatları yani muhtemelen etkiliyor. Onun dışında baharat çeşitlerimiz var. Baharatları da bir nevi etkiliyor. Karabiber olsun, tarçın olsun, ithal gelen ürünler olduğu için dolardan geldiği için mecburen fiyatları yani yükselebiliyor. Dolar bazlı olduğu için. Bu şekilde. Piyasayı mesela şu şekilde söyleyeyim. Şu an mesela bizim burada 100 liraya verdiğimiz çayı muhtemelen şu an 110 liraya vermeye çalışacağız. Ki o da vatandaş alabilirse. Kilosunun 100 lira. Aynen şu an 100 liradır. 110 liraya veriyoruz. Yani bir de çay da kalitesine göre gittiği için daha kaliteli olursa 120-130'a kadar çıkar yani. Bu da dolar bazlı olduğu için. O zaman vatandaşı daha sıkıntılı günler bekliyor diyebilir miyiz? Ya şu şekilde söyleyeyim, artık sıkıntıya alıştık. Yükselmeye de alıştık. Vermeye de alıştık. Artık şu an hiçbir şey etkilemiyor. Yani bir şey kalmadı. Yani etkileyecek artık bir şey kalmadı. Mecburuz yani buna. Yapacak bir şey yok. Yani bu doların yükselmesi, fiyatların artması demek. Artıkça da bizim asgari ücretlere çok da bir fayda sağlamayacak. Olan bizim asgari ücretleri olacak. Aldığımız gibi gidecek. Biz bu konuda ne yapalım? Yetkililerin yapmadığı bir şeyi bizim yapmamız imkansız. Şu an kendi kendimize yetemiyoruz. Tarımsal anlamda kendi kendimize yetemiyoruz. Devlet yeteri desteği vermediği için. O yüzden dışarıdan ithal oluyor. Ya zaten devletten kaynaklanan bir durum. Yeterli desteği vermiş olsa dışarıdan ne diye ithal edelim ki? İşlerinden ne olduğu belirsiz. GDO'lu mu? Hastalıklı mı? Her türlü besini getirip neymiş? Şeyden Sağlık Bakanlığı'ndan geçi. Geçi de bu kadar hastalık nereden geliyor? Yani durduk yere bu kadar hastalık çıkar mı? Çıkmaz. Neden? Bu ithal ettiğimiz ürünlerden kaynaklanıyor hepsi. Bak biz de oturmuşuz burada. Demiş asgari ücretle çalışacak. Dolar gitmiş nereyi bulmuş? Zengin doları var diye daha çok zengin. Gariban da asgari ücretini yatırsın biz zamlara. Daha yapacak bir şey var mı? O eksi kalan paramı dolar üzerine aldım ya. Benim belimi bükene oldu. Çünkü dolar gittikçe işte başını almış. Ben sadece bir vatandaş olarak diyeyim ki ne olursa olsun zaten fakir fukara olayım. Zenginime varlıklı kişiye yani yanlış kimsenin de ekmeğinde gözümüz yok. Ama olan her zaman fakir. Vallahi ben 5-10 kuruş o parayı dolar üzerine alıp gidip tapılıkta oturdum ya kurtarmak için var ya el ayak öpmedim kalmadı. Onu... Son 6-7 ayda dolar mesela 6 liradan bugün yani 10 milyonu buldu, 10 milyon diyelim. Yani bayağı bir yükselişte. Yani sana nasıl söyleyeyim? Şimdi bizim ürünlerimiz %99'u, sana bunu net söyleyeyim, hepsi yurt dışından geliyor. Yurt dışından geldiği için, bir de ayrıca hepsi dolarla geliyor. Dolarla geldiği için doların da böyle yükselmesi fiyatlarımızı bayağı bir arttırıyor yani. Şu an ürünlerde yani sana da benim her ürün 2 kat, 3 kat fiyat yükseldi yani. Yani ben sana bunu söyleyeyim. Yani yani %10 gibi bir zam her zaman geliyor. Ama zamlar maalesef hani eskiden senede bir, senede iki kere gelirdi. Ama şimdi artık günübirlik. Bugün alıyoruz, yarın kaça satacağımızı bilemiyoruz yani. Her gün zam, her gün zam. Yani bu da artık Allah yesin. Dünyada da kuraklık olduğu için herhalde ondan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. O zaman asgari ücretin yükselmesi hiçbir şey değiştirmeyecek diyebilir miyiz? Tabii ki asgari ücret bugün yani örneğin 3500 de olsa, 4000 de olsa ürünler yerinde durmuyor. Her şeye zam geliyor. Onun için bence asgari ücretle çalışan insanlara Allah yardım etsin diyelim. Dolar nasıl yükseldi mi bizim kalbimizde pat diye atıyor. Çünkü dolar bir yükseldi mi bizim iş olmuyor artık. Ya, hepsi dolara bakıyor. Yani şu an yeni zamlar yolda diyebilir miyiz? Vallahi tabii ya doların yükseldiği gibi ürünler de yükseliyor. Ya geceler uyuyamıyoruz artık. Psikolojimiz bozuldu. Peki yüzde kaçlık zamlar gelir? Yani her bir zam %10 ürüne zam yansıyor. Evet. Evet. Oysa yükselen ürün de bir daha düşmüyor.
Ya. Yani toptancılar da bahane buluyor. O zaman vatandaşları daha sıkıntılı günler bekliyor diyebilir miyiz? Ya, vatandaşlar Allah yardımcısı olsun. Vallahi zor bir durum. Hepimiz aynı durumdayız. Evet, bir şey değil. Konu hakkında yani almış başını gidiyor. Yani bu Ecevit döneminde şey oldu. Bu develasyon oldu. Bu develasyondan daha beter oldu. Yani halk buna dayanamaz. Biz de dayanamıyoruz halk olarak. Yeni zamlar yolda yani. Evet. Yani zamlar oluyor yani haftada bir halk buna alışmış da yani oluyor. Yeni zamlar oluyor. Buna hazırlıklıyız. Hazırlıklı mıyız gerçekten peki? Değiliz de yani elimizden gelen bir şey yok yani. Hı-hı. Bunun için yetkililerden yardım istiyoruz yani. Yani gerekenin yapılmasını istiyoruz yani yetkililerden. Devlet büyüklerimizden.